Chapter 2020 Online'a hoş geldiniz hepiniz. Multiplayer'ın düzenlediği, benim de büyüdüğüm yer diyebileceğim bir yer. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tadım sponsorluğunda milli basketbolcularla, ünlü basketbolcularla program yapacağız. AB ile sohbetin bugünlere gelebildiğini görmek beni çok mutlu etti. Sizi bilmiyorum ama bu yayın Euroleague'in sponsoru olan Tadım tarafından sponsorlu bir yayın olacak. Zaten birazdan tanıtacağım kendilerini. Çok güzel şeyler anlatacağım sizlere. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Keyifleriniz nasıl? Nasıl geçiyor günleriniz karantinada? Bana sürekli mesaj atıyordunuz. Abi biz işte basketbolcu olmak istiyorum, basketbolcu olmak istiyorum, basketbolcu olmak istiyorum. Bugün bütün sorularınızı milli basketbolculara yönelteceğim. Haberiniz olsun. PlayStation, Multiplayer ve Tadım işbirliğinde yapılan NBA 2K turnuvasının kazananını sizlere sunmak istiyorum. Onunla konuşmak istiyorum. Ondan sonra Kartal Özmızrak'la başlıyoruz. James Metecan Birsen, Burhan Tuncer ve Caner Erdeniz'le birlikte programımızı sonlandıracağız. Hepsine sizlerden gelen soruları elimden geldiğince yönlendirmeye çalışacağım. Şimdi Multiplayer'ın düzenlediği, PlayStation'ın ve Tadım'ın sponsor olduğu NBA 2K turnuvasının, NBA 2K20 turnuvasının kazananı Muratan'la birlikte olacağız. Hemen kendisini bir görüntülü arayalım. Bakalım. Ne haber Muratan? Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyiyim. Seni sormalı. İyiyim ben de. Kendi izleyicilerim önünde önce PlayStation Türkiye'ye, sonra Tadım'a teşekkür ederim. Bizim zamanımızda 2K turnuvaları yoktu Türkiye'de. Biz böyle kendimiz Avrupa'daki turnuvalara katılıyorduk. Sen Türkiye'deki bu turnuvanın kazananısın. Önce evet. Seni bir tanıyalım. Kaç yaşındasın? Neredesin? Nerelisin? Ne yapıyorsun abi? Anlat bize. Ben Muratan Tapkan. 18 yaşındayım. Üniversite sınavına hazırlanan bir lise son öğrencisiyim aslında. Öğrencilik hayatım dışında hobi olarak aslında uzun süre basketbol oynadım. Güzel, sen de bizdensin. Peki ne zamandır NBA 2K oynuyorsun? Yaklaşık 2K12'den beri falan oynuyorum. 2K15'ten beri de, 2K15'ten 2K16'dan beri de online oynuyorum. Beni ne zamandır takip ediyorsun? Yani seni 2 yıldır falan takip ediyorum. Aha, olmadı ama böyle. Bir şey söyleme. Vermiyoruz abi şampiyonluk ödülünü. Bana ne? 5 yıldır takip ediyor olması lazım. Tekrardan bu arada tebrik ederim. Hem PlayStation 4 kazandın hem de Tadım'ın sana güzel bir hediye kutusu olacak. Bu yayından sonra ben senin adresini alıp onlara ileteceğim. Turnuva nasıldı abi? Yani şu an benim chatimi biliyorsun. Zaten hepsi 2K oyuncusu. 2K turnuvaları nasıl oluyor? Hangi takımları aldın? Neden onları aldın? Antetokounmpo ile hopstep yapmayın lan artık. Yeter lan artık. Dinliyorum seni. Taktiklerin nelerdi? Yani Hall of Fame difficulty'de oynadığımda Lakers'la şut yüzdemin çok yüksek olmadığını fark ettim. Yani ilk iki maçta Lakers'la oynadım. İkinci maçımdan sonra bunun böyle devam etmeyeceğini fark ettim. Ve Milwaukee'ye geçmeye karar verdim. Çünkü sahada 5 oyuncu da iyi etkili şut kullanabilen oyuncular. Yani ya Antetokounmpo dışında üçlük çizgisinin gerisinden çok etkili şut kullanabilen oyuncular. İşte bu da gerek isolation'da, işte gerek pick and roll'da falan oyuncuya yeterince alan sağlıyor çember altında. Çok etkili oynayabiliyorsun böylece. Ben Milwaukee ile çok zorlanmadan kazandım turnuvayı diyebilirim. O zaman bir şey söyleyeceğim. Sen benim şanlı Lakers'ıma laf atmak olmaz öyle. Bir ara birlikte sen Milwaukee'yi al, ben Lakers'ı alalım, kapışalım, çok isterim. Olur tabii abi. Canım çok teşekkür ederim yayınıma konuk olduğun için. Tekrar da turnuvayı kazandığın için seni bütün chatle birlikte tebrik ediyorum. PlayStation 4'ünü artık güle güle kullan. Güle güle ne yapıyorsan yap. Orası bizi ilgilendirmiyor. Ama ranch soslu bu birazdan yayında gösterecek olduğum yayında izlersin. Ranch sos aromalı yer fıstığını sana çok tavsiye ediyorum. Onu afiyetle ye. Yiyorken de beni hatırla, tamam mı? Şimdi Skype'a geçiyoruz. Milli basketbol oyuncularımızla görüşeceğiz. Kartal Özmızrak önce gelecek. Ona sormak istediğiniz sorular varsa, zaten tanıyacağız kendisini tanımayanlar varsa da, muhabbetimizi ederiz, sohbetimizi ederiz. Kulaklarınıza dikkat edelim efendim. Alo. Alo. Merhabalar Kartal Bey. Merhaba Alper, nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Hemen seni şöyle verdim ekranımıza. Nasıl gidiyor abi? En son Fortnite oynadık birlikte. O günden sonra hayatında neler değişti? O günden sonra birkaç fazla win aldık. O kadar büyük bir şey değil. Şimdi Twitch'te canlı yayındayız. Multiplayer Chapter'ın 2020 online etkinliğindeyiz. O yüzden burada senin milli takım oyuncusu olduğunu ben biliyorum. İyi bir point guard olduğunu da biliyorum ama seni tanımayanlar için senden dinleyebilir miyiz abi? Darüşşafaka Tekfen'de oynadım son senede. Geçtiğimiz sezonda biliyorsunuz sezonlar sonlandırıldı koronavirüs sebebiyle. İyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ben takım olarak. Onun dışında mil takımın üyesiyim. Bu kadar yani genel olarak baktığımızda kendimle ilgili söyleyebileceklerim. Şu 95 an doğumlusun değil mi? Evet, 95 doğumluyum. Şimdi 95 doğumlu birisi olarak ben seni az çok takip ediyordum. Yani ben 96 doğumluyum. Sen benden bir jenerasyon üstesin. Bizi böyle basket oynarken sen hep o aralar file kesmekle meşguldün. Hep böyle bir şampiyonluk kupası. Kıskanmıyor değildim.
Ama bir tane şampiyonluğun yok. Onu da chat yazar zaten birazdan. Şöyle abi, genç oyunculardan bahsetmek istiyorum. Diyelim ben yayını izleyen 14, 15, 16 yaşında bir insanım. Profesyonel basketbolcu olmak istiyorum. Bana verebileceğin bir tavsiye var mı? Ya da Türkiye'de gerçekten sadece uzunlar mı profesyonel olabiliyor? Yok, Türkiye'de uzunların profesyonel olabileceği görüşüne ben tamamen karşıyım. Hatta bazı kulüpler boyla ilgili çok fazla kıstas kriter koyuyorlar ve bu bazen genç kardeşlerimizin erken pes etmesine yol açabiliyor ve ben bunun tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerek Avrupa'da gerek Amerika'da, özellikle Amerika'da boyu kısa olup çok fazla etki eden birçok oyuncu var ve sonuç olarak baktığımız zaman kısa oyuncuların birçok da avantajı var. Sonuçta uzun oyuncuların biraz daha yavaş olabiliyorlar, topa daha hakim olabiliyorlar. Bu özelliklerin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ve genç kardeşlerimiz önerim de tabii ki kendi özelliklerini bulup onların üzerini geliştirmeye çalışmak olmalı. Ve asla çalışmaktan vazgeçmemek olmalı. Senin basketbolda küçüklük kahramanın kimdi ve nasıl başlamıştın? O hikayeyi anlatabilir misin? Basketbola başlamam şöyle oldu. Benim babamlar çocukluk arkadaşlarıyla beraber hep her zaman hafta sonları Caddebostan'da veya Suadiye'de basketbol oynuyorlardı. Ben de onları göre göre başladım. Çok küçük yaşta, 5 yaşında denilebilir. Dediğin gibi yani biz bir tek NBA TV'den izleyebiliyorduk maçları ve ben çok uzun süreler Michael Jordan'ın sadece ismini biliyordum. Onun geçmişte neler yaptığını, nasıl bir kişiliği olduğunu falan hiç bilmiyordum. Son 4-5 sene içerisinde öğrendik bunu. Ve onun dışında diğer oyuncuları da okuduğumuz kitaplardan ve internetten, YouTube'dan izlediğimiz maçlar sayesinde öğrendik. Onun dışında benim çocukluk kahramanım Allen Iverson ve Kobe Bryant'tır tabii ki. Çünkü onların maçlarıyla büyüdük. Bunlardır diye düşünüyorum. Profesyonel basketbolcunun gözünden şu anda NBA'in aktif en iyi 5'i kimdir? İki tane soru soracağım. Bir, en iyi 5, ikincisi senin için, Kartal Özmızrak için tüm zamanların en iyisi LeBron James mi, Michael Jordan mı? Önce kolay soruyla başlayayım. Michael Jordan diyor. Ben diğerini cevaplayacaksın sandım kolay deyince. Önce kolay soru, Michael Jordan diyorum. Kendim için kolay bir soru çünkü bu. LeBron James tabii ki Michael Jordan'dan sonra en iyi oyuncudur bence gelmiş geçmiş, ama benim Michael Jordan'a olan sevgim biraz farklı boyutlarda. O yüzden ben en iyi oyuncu Michael Jordan olarak seçiyorum. En iyi 5'te şu an 1 numaraya Stephen Curry'yi koyarım. 2 numaraya Kawhi Leonard'ı koyarım. 3 numaraya LeBron James'i koyarım. 4 numaraya Antetokounmpo'yu koyarım. 5 numaraya da Anthony Davis'i koyarım yüksek ihtimalle. Bu kadroyu kim yenecek abi? yani Luka Doncic'e biraz haksızlık oluyor burada. Luka Doncic de çok zaten takip ettiğimiz Avrupa'dan NBA'ye gitmiş bir oyuncu, ama bu kadro bence şu anda benim ilk 5'im bu kadro olur. Peki, süremiz kısıtlı. Ben sana son sorumuzu sorayım. Kariyerinde şu hareketi unutamıyorum dediğin bir highlight hareketin var mı? Ankle breaker yaptım yani. Hangi maçlarda olduğunu tam hatırlamıyorum ama ankle breaker yapmışımdır. Ankle breaker yedim mi? Onu hiç hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsam yememişimdir ya da hafızamdan silmek istemişimdir. Sorularımızı kibarca cevapladığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bütün chatimiz de burada. Sana teşekkür ediyorlar. Görüşmek üzere. Hoşça kal abi. Eyvallah. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Bay bay. Şimdi ben de tadımdan bahsedeyim. Abi tadım, güzel tadım. Sponsor olmuş bize. Ranch soslu, böyle ranch sos aromalı yer fıstığı göndermişler. Dün Özlem'le tekrar The Last Dance'i izledik. 2 tane falan yedik bundan. Normalde bir sürü gönderdiler de biz yedik. Yani ama gerçekten çok güzel. Zaten Ünlem Tadım, Ünlem Tadım 2, Ünlem Tadım 3 yazarak moderatörlerimiz yazıyor. Onlara ulaşabilirsiniz. Chat, siz beni biliyorsunuz, ben sizi biliyorum. Bu tam bizlik abi. Chat'te sporcu varsa, böyle vücudu gelişmiş böyle, bu tam sporculara göre. Tuzsuz, çok güzel. Yani biz sporla çok ilgimiz yok, daha çok gamer tarafındayız. O yüzden bunu öneririm. Zaten abonelerimize bunlardan çekilişle dağıtıyor olacağız efendim. Sırada James Metecan Birsen var. Kendisine hemen bağlanalım. Bakalım burada mıymış? Hoş geldiniz. Abi kameranı açar açmaz insanlar bir maşallah çekti. Bu gözler, bu yakışıklılık benim yayınlarda genelde alışla olmadık bir şey. O yüzden önce Metecan Birsen'i, James Metecan Birsen'i senden tanıyabilir miyiz abi? Evet, öncelikle 6 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldim. 8 yaşımda basketbola başladım. Uzunca bir senede Fenerbahçe kariyerim oldu. Altyapı kariyerim orada devam etti. Teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. İzleyicilerimizden soruları alıp sana yöneltmek istiyorum ben. Sence kariyerinden 3 tane highlight moment çekecek olsak, bu anlar nelerdir? Atıyorum işte lisede şöyle bir smaç basmıştım tarzı bir şey aklına gelirse dinleriz. Daha çok hani milli takımlarda yaşamış olduğumuz hani başarılar aklıma geliyor. Bunlardan bir tanesi de, hatta iki tanesi, U20 ve U18'de. Bir ilke
imza attık. O zamanlarda işte 2013 ve 2014 senelerinde altın madalyaya ulaşmıştık. Hani şampiyonluk yaşamıştık. Bunu da söyleyebilirim. A milli takımla olan ilk maçımı söyleyebilirim. Çok gerçekten benim için gurur duyacağım bir andı. Onun dışında Sakarya forması giyerken Galatasaray'a kaydetmiş olduğum bir son saniye basketi var. Bu üç an şu an aklıma geliyor. Onun dışında tabii ki çok güzel anılarım var, hatıralarım var. Tamam. O zaman kimine göre kolay, kimine göre zor, kimine göre iki açıdan da farklı bir cevabı olabilen bir soru. James Metecan Birsen için tüm zamanların en iyisi, greatest of all time. LeBron James mi? Michael Jordan mı? Bir başkası mı? Michael Jordan. Şüphesiz. Şüphesiz, evet. Peki, o zaman şöyle yapalım. Şu anda NBA'de güncel haliyle ya da all time'da yapabilirsin. Tamamen sana bırakıyorum. En iyi beşin. En iyi beşim. Bunu biraz düşünmem gerekiyor. Bir numaraya... Stephen Curry olabilir. Bir numaraya ben daha çok asist özelliği daha fazla olan bir oyuncu koymak istiyorum. Magic Johnson'ı koyacağım. All time mi diyoruz o zaman? Güzel. Evet evet. All time dediniz galiba değil mi? Evet evet. All time dedim. Hiç sorun tamam. Değil. 2 numaraya Michael Jordan'ı koyarım. 3 numaraya LeBron James. 4 numaraya şimdi biraz daha modern basketboldan gideceğim yani. Kevin Durant'ı koymak istiyorum. 5 numaraya da Shaquille O'Neal'ı koyarım. Vaktimizin sonuna geliyoruz. Yayınıma konuk olmayı kabul ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Söylemek ben istediğim bir şey varsa dinleyelim. Sendeyiz. Buradan buradan izleyenlere, yorum yapanlara, güzel yorumlarını yapanlara teşekkür ediyorum buradan. Sana da teşekkür ederim. Bu güzel sohbeti gerçekleştirdiğim için, beni davet ettiğin için aynı zamanda. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde işte yavaş yavaş atlatıyoruz. Umarım herkes sağlıklı kalır ve her şey güzel olur. Umarız diyoruz ve İyi teşekkür ediyoruz. Diyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Bay bay. Bay bay. Şimdiki konuğumuzsa Burhan Tuncer olacak efendim. Kendisi de bizleri bekliyor. Hemen kendisini çok bekletmeden geçelim. Yine ona sorunuz varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa basketbolcu olarak, tecrübesi olarak istediğinizi sorabilirsiniz. Kendisi telefonu açtığı anda hemen bağlanıyoruz abi. Alo. Alo. Merhabalar, Burhan Tuncer Bey'le mi görüşüyorum? Evet, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim abi. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi, ben de. Ya ben bir isyanda bulunabilir miyim? Ne oldu, söyle bakalım. Arkadaş, çirkin bir konuk. Hepiniz çok yakışıklısınız ya. Hepiniz çok yakışıklısınız abi. Ben... Allah, sende de var o tip. Abi kameram kapalı sana ama yine de teşekkür ederim inceliğin için. No, geçen konuştuğumuz için söylüyorum. Öncelikle hoş geldin. Ne haber? Nasıl gidiyor? Hoş bulduk. İyi, ne yapalım işte, evdeyiz bildiğin gibi. Karantina var 2 gün. Dışarı çıkamıyorum. Arka planın çok çok güzelmiş bu arada. Evet, herkes onu söylüyor. Onu söylemeden de geçemeyeceğim. Şimdi önce Burhan Tuncer'i Burhan Tuncer'den dinlemek istiyorum ben. Yaşın, boyun, basketbola başlama hikayen, ne zaman başladın, kaç yaşındasın, ne yapıyorsun gibi gibi sorular. Yaşım 27 oldu artık, yaşlandık çok artık, eskisi kadar genç oyuncu da değiliz. Boyum 1.94. Basketbola ilkokulda bir sınıf arkadaşım hatta velileri sayesinde başlamıştım. Onlar hani ilk çocuklarını götürdüklerini söylediler. Annemler de tabii ki hani sen de git başla diye. Ben de öyle başladım. Çok hiç böyle pek bir alakam yoktu. Her yerde de söylerim. Hep futbolcu olmak istiyordum. Tek özelliğim hani tek böyle o zamanlar küçükken tek isteğim futbolcu olmaktı. Onun dışında öyle basketbola başlayınca belli bir yerlerde belli bir seviyelere geldim. Yani yıldız milli takımlarda oynadım, küçük milli takımlarda oynadım, genç milli takımlarda oynadım. Ondan sonra hepsinde oynadım sırayla. Burhan Tuncer'in highlightlarını düzenliyoruz ama 3 tane hakkım var bütün zamanlarını göze alarak. Hatırladığın anılar var mı lan? Şu smacımı unutamıyorum, şu pasımı, şu ankle breaker'ımı unutamıyorum tarzı bir anın var mı? Bir tane altyapılardan şey iyiydi. Gençlerde Avrupa 3 olmuştuk. Orada yarı final maçıydı galiba ya da çeyrek final maçıydı. Litvanya'ya karşı oynuyorduk galiba. Böyle bir son periyot 6-7 sayı gerideydik. Bir tane böyle süre dolarken orta sahanın oradan birebir oynayıp biraz önünden böyle hani üçlük attım. Ondan sonra üst üste bir iki tane daha üçlük attım galiba. 9 sayı mı 8 sayı mı ne atmıştım işte. Oradan gelip maçı yendik. Yarı finalde kaybettik. Sonra tekrar Avrupa 3. olduğumuz İtalya maçı da iyi oynamıştım yani. Altyapılarda o önemli anlardır. Yani Avrupa şampiyonunun dışında Türkiye şampiyonunda çok iyi oynamışlığım vardı yani. Gençlerde Beşiktaş'ta oynarken bayağı iyi bir
istatistik yakalamıştım böyle. İki maçta triple double yapmıştım. A takım seviyesinde de unutamadığın maç derken yani bir şey yaptığım falan demeyeyim ama yani unutamadığım maç Amerika maçıdır yazın. O takımda olan 12 kişiye de sorsan kariyeri boyunca yani unutamadığın hangi maçta derse o maçı söylerler. Çünkü o maçı kazansaydık çok farklı bir yerde olacaktık. Mücadele ettik ama o maçın bizdeki etkisi, biz Türk insan olarak biraz duygusal olduğumuz için biraz fazla oldu. O yüzden de ertesi maçta Çek Cumhuriyeti maçıydı. Çek Cumhuriyeti maçı. Ertesi maç çok iyi konsantre olamadık, iyi hazırlanamadık. Ondan sonra kaybettik. Sonra turnuva zaten bizim için çekilmez bir boyut oldu. Abi programıma konuk olup bizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz. Seni evet, burada ağırlamak çok güzel bir histi. Senin sosyal medya hesaplarını moderatörlerimiz şu anda chat'e atıyorlar. Takip etmek isteyen izleyicilerimiz olursa diye. Tekrardan çok çok teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Görüşürüz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet beyler bayanlar. Bir şey söyleyeceğim. Siz niye yakışıklı adamlar gelince Alper'in burnu ASD ASD diye random atıyorsunuz lan? Ha? Ya onlara yakışıklı dersiniz ama size pilavı ben getiririm. Kardeşim ona göre. Bak yapmayın öyle şeyler artık. Beni de övün olmazcık. Burdur murdur bir şeyler yazın ya. Olmuyor öyle. Neyse tadım diyorduk efendim. Yayın sonunda abonelerimize tadımdan hediye paketi olacak. Bunu unutmayın lütfen. Şöyle alt bantımızı verirken Caner Erdeniz'e bağlanıyoruz. Ya abi illallah diyorum ya size artık. Ben isyan etmek istiyorum. Geldi mi? Geldi. Sayın Caner Erdeniz ben isyanım var. Alper kendine haksızlık ediyorsun. Abi ama yeter artık ya. Hep uzunsunuz, hep kaslı ve yakışıklısınız abi. En yakışıklımız sensin. Teşekkür ederim. Şu yayındaki en yakışıklı sensin. Bir şey söyleyeyim mi? Hep kamera kapalıyken iltifat alıyorum. Ona dikkat ettiniz mi chat? Neyse. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür Herkese ederim. Herkese merhaba bu arada. Öve öve dilimde tüy bitti abi. Yakışıklısınız. Kıskanıyorum artık. Yeter. Basketbol konuşalım. Eyvallah. Basketbolda en azından övünebileceğim minik bir başarım var. Biliyorsun ki. Basketbola başlama hikayesi. 2013 zaten. 2013 Burdur Lisesi. Yani Jordan'ın da söylediği gibi Last Dance'de izlemişsindir. İzledim tek izledim abi. Takım. 7. bölümde bahsediyorlar. Telif atacağız. Aynen. Basketbola başlama hikayeni senden dinleyebilir miyiz abi? Ya da işte sen kaç yaşındasın, boyun kaç, ne zaman başladın? Bu hikayeyi senden dinlersek bizim için çok daha verimli olur diye düşünüyorum. Ben 33 yaşındayım. Basketbola Karşıyaka altyapısında başladım. Babam ve annem eski basketbolcuydu zaten. Sporcu bir ailede büyüdüm. O yüzden hani farklı bir küçükken farklı bir hayalim de olmadı açıkçası. Salonda büyüdüğüm için. Babamın maçlarına götürüyordu annem. Yani böyle altyapım Karşıyaka. Ondan sonra bir Ankara serüvenim oldu. Bir TED Koleji serüvenim oldu. Beşiktaş'a transfer oldum. Sonra tekrar bir TED Koleji'ne döndüm. Eskişehir Galatasaray derken şu anda Galatasaray Doğa Sigorta'dayım. Last Dance'i izledin. Değil mi? Aynen. Ve o zaman sana 3 tane basketbolcumuza sordum. Üçü de Michael Jordan dedi. Senin için tüm zamanların greatest of all time yani. Tüm zamanların en iyisi. Yani şu anda zaten tabii ki Last Dance rüzgarı olduğu için evet. Yani tabii ki Michael Jordan. Şu anda hani o dönemi yakalayamayanlar bile şu anda çok etkileyici bir belgesel. Michael Jordan'ın işte karakteri, işte sporculuğu, yenme arzusu. Ya tabii ki bence şu andaki büyük sporculara bile idol olarak yol göstermiş olan Michael Jordan bence de. Peki. Ama Kobe Bryant da diyebilirim tabii ki. Bu arada ben sana bir övgüde bulunmak istiyorum. Genel olarak Instagram profillerine baktığımda Türkiye'deki bütün basketbolcular iyi ama sanırım senin ya bu drip yani bu tarz konusunda bir bilgiye sahip olduğunu gördüm. Bir Air Jordan hayranlığı, bir koleksiyonculuk var mı? Ya bir tık var. Evet. Bir ufak bir Air Jordan şeyim var. Ayakkabı şeyim var. Takıntım var yani. Peki en sevdiğin ayakkabın hangisi? Senin için en anlamlı olan. Ben mesela bir tane 2013'te bir ayakkabımda annemin adı yazıyordu mesela benim. Bizde küçük Air Alper. Bizde böyleydi. Çok iyi. Güzel soru. Benim yani Jordan'ların dışında geçen sene işte kızım doğmadan önce bir ID yaptırmıştım. Maç ayakkabısı. Bir sarı kırmızı dilinde de Vina yazan bir ayakkabım var. Forma numaram ve Vina yazıyor. O önemli bir parça benim için. Şimdi senin boyun tam olarak kaçtı abi? Benim 1.98. Ha, sen de uzunsun.
Aynen. Ah. Ama bir birebirimiz olabilir eğer istersen. Birebir seve seve canım. Ne zaman istersen. Abi zaten şimdi abi öyle 2013 Burdur Lisesi şampiyonu yani. O da ama bizim için bir gurur olur. Şey yapalım yani. Yine de çok hırslanmayalım da hani ben biraz şey yapalım müsaade edelim. Ya hem güler yüzün hem muhabbetin de inanılmaz bir son konuk oldun bizim için. Çok teşekkür ederim. Söylemek istediğin bir şey varsa saygıyla önümüzdelikli dinleriz. Buyur sen de. Benim için bir keyifti sizi konuk olmak. Umarım belki canlı bir orada da konuk olma şansımız olur. Herkese çok teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz umarım keyif vermişizdir. Alper sana da çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz abi. Her zaman bekliyoruz. Buyur gel. Görüşmek üzere. Eyvallah. Görüşürüz. Çok iyiydi. YouTube'a tekrar gelecek. Merak etmeyin. Ama size kırıldım. Burnuma bu kadar laf etmeniz beni gerçekten çok çok üzdü arkadaşlar. Bunun görüşeceğiz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın diyorum ve sizlere bay bay diyorum.